Kayseri Mutfağı'ndan merhaba. Bugün İzmir köfte yapıyoruz. Öncelikle patateslerimi doğrayarak başlayacağım. 2 tane patatesim var, büyük boy. Soymuştum öncesinde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi uzun ve kalın şekilde doğradım. Patateslerim hazır. Şimdi yıkayıp süzeceğim. Yıkadığım patateslerin bir mutfak havlusuyla güzelce kuruluyorum. Kızarırken çatlayıp patlamamaları için. Bu arada geniş bir tavada 2 su bardağı kadar yağ kızdırıyorum şu anda. Patateslerim kızartmaya hazır. Yağım kızdı. Yağın içine patatesleri yavaşça bırakıyorum. Patatesler ocakta kızarırken ben de bir yandan köfteyi hazırlayacağım. Bunun için 400 gram orta yağlı kıymam var. Karıştırma kabını alıyorum. 1 tane rendelenmiş soğanım var. Onu da ilave ediyorum. 1 tane yumurta kullanıyorum. 3 yemek kaşığı galeta unum var. Ekmek kırığı da kullanabilirsiniz bunun yerine. 1 avuç kıyılmış maydanozum var. 1 çay kaşığı tuz kullanacağım. 1'er çay kaşığı da kimyon ve karabiber. Şimdi tüm malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Köfte harcım hazır. Şimdi şekillendireceğim. Şöyle avucuma sığdığı kadar parça köfte alıyorum. Şöyle uzun, dombili diyebileceğimiz büyüklükte köfteler yapıyorum. Köftelerimiz hazır. Patatesler kızardı. Şimdi bir süzgecin üzerine alıyorum yağının süzülmesi için. Şimdi köfteleri kızartacağım aynı yağda. Kızartmadan önce una buluyorum. 2 yemek kaşığı kadar un yeterli olacaktır. Köfteler de kızardı. Şimdi onları da alıyorum patateslerin yanına süzgece. Şimdi de İzmir köftenin sosunu hazırlayacağız. Bunun için 1 yemek kaşığı salçam var. Onu karıştırma kabına alıyorum. Domates salçası kullanıyorum bu arada. 2 tane domates kullanacağım rendelenmiş halde. Onu da karıştırma kabına alıyorum. 1 tatlı kaşığı tatlı toz biberim var. 1 çay kaşığı da tuzum var. Üzerine 1 su bardağı su ilave ediyorum. Şimdi malzemeleri güzelce çırpacağım. Özellikle salçanın tamamen karışması lazım. Sosumuz hazır. 22'ye 22 santimlik bir kap kullanacağım. Köfteleri ve patatesleri içine alıyorum. Şimdi üzerine sosunu gezdiriyorum. İzmir köftenin son aşamasına geldik. Fırınlayacağız şimdi. 200 derecede önceden ısıtmıştım fırını. Şimdi fırına veriyorum. 20 dakika kadar pişireceğim. 20 dakikanın sonunda İzmir köftemiz pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni yayınlanan tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de buraya ya da köşedeki logoya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.